Hepinize merhabalar, ben Aslan Arı Seçilmiş. Bugünkü videomda Rusya'nın Kazan şehrine gideceğiz. Kazan, Rusya'nın en büyük 8. şehri ve aynı zamanda Rusya'nın sanayi şehri. Bugün bu şehre bir tura çıkacağız ve bu şehirde hayatın nasıl olduğuna sizlerle birlikte bakacağız. Şu an gördüğünüz kule Spasskaya Kulesi'dir. XVI. Yüzyılda inşa edilen kule Kazan Kremlin'in ana kulesidir. Şu an Kazan Kremlin'deyiz. Kremlin deyince birçok insanın aklına Moskova geliyor. Kremlin Türkçe'de kale anlamına geliyor ve Rusya'da bu kalelerden çok var. Kazan Kremlin'i Kazan hanlarının kale kalıntıları üzerine ilk Rus çarı Korkunç İvan'ın emriyle kuruldu. 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi. Bu arada yeni evlenen bir çifti görüyorsunuz. Biz de kendilerine mutluluklar diliyoruz. Ve yavaş yavaş geziye başlıyoruz. Этот вы вышли тоже вон так со звездой. Нету, конечно, нет. Şu an tam karşıda Preobrajenskaya Kulesi'ni görüyorsunuz. Bu kule aslında eski bir manastır. 1930'lu yıllarda bu manastır kapatıldı. Şu an bir sergideyiz. Buradaki tabelada Mastera Tataristana yazıyor. Bu kelime Tataristan ustaları anlamına geliyor. Sizlere bu sergiyi göstermek istiyorum. Tam karşıda Kul Şerif Camii ve Müzesi'ni görüyorsunuz. Bu camiyi Türkler ve Tatarlar yaptı. Bu bizim Türkler yapan Kul Şerif Camii. Ben burada 4 senedir çalıştım cami içinde. İmam Hazretleri'nin yardımcısı olarak. Bu abdesthane Kul Şerif Camii'ndeki. Çok güzel. Şimdi de Kul Şerif Camii'ndeyiz. Cami 16. yüzyılda Kazan Kremlin'inde inşa edildi. Cami adını Ruslara karşı direniş önderi olan Kul Şerif'ten almıştır.
Cami inşa edildiği dönemde Avrupa'nın en büyük camilerinden birisiydi. 1552'de Kazan'ın işgal edildiği sırada Korkunç İvan tarafından yıkıldı. 1996 yılında cami Kazan Kremlini'nde yeniden inşa edilmiştir. 2005'te açılışı yapıldı. Günümüzde bu cami hem cami hem İslam müzesi olarak hizmet vermektedir. Müzenin bazı bölümlerine girebilmeniz için resmi izin almanız gerekiyor. Bana bu video için izin veren Tataristan Devleti'ne teşekkür etmek istiyorum. Şu an Süyünbike Kulesi'ni görüyorsunuz. Bu kule Kazan şehrinin mimari sembolüdür. Kule adını Kazan Hanlığı'nı yönetmiş olan Tatar Kraliçesi Süyünbike'den alıyor. Kulenin ne zaman inşa edildiği ise tam olarak bilinmemektedir. Şimdi Blagoveşenski Katedral isimli katedraldeyiz. Bu katedral Rus halklarının kültürel mirası listesindedir. Burayı ziyaret eden kişiler arasında Alexander Pushkin, Çar 1. Petro, 2. Katerina gibi çok sayıda önemli isim yer almaktadır. Şu an buradaki ikinci günümdeyim ve Tataristan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru ilerliyoruz. Tam karşımda Tataristan Cumhurbaşkanlığı Sarayı var. Burada Rusça Tataristan Cumhurbaşkanı yazılmış.
Burada da Tatarca Tataristan Cumhurbaşkanı yazılmış. Şimdi de biraz cadde ve sokakları göstermek istiyorum. Şu an tam karşımda Kaban Gölü'nü görüyorsunuz. Kaban Gölü Tataristan'ın en büyük gölüdür. An itibariyle bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda emeği geçen değerli arkadaşım Adelia Karimova'ya ve Tataristan'ın değerli tarih hocası Dilyara Muhtakinova'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.